Merhaba. Yeni bir bölümle yeniden karşınızdayız. Bu bölümümüzde Türk dizi tarihinin önemli başyapıtlarından bir tanesi olan ve efsaneleşmiş olan Bizimkiler dizisini inceleyeceğiz. Bizimkiler dizisi 1989-2002 yılları arasında 15 sezon kesintisiz olarak yayınlanmış aile türündeki Türk televizyon dizisidir. En çok sezona sahip olan ikinci Türk dizisidir. Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu. Dizinin ilk sezonlarındaki hikayesi Şükrü'nün 1989-1997 yılları arasında Erdal Özyağcılar canlandırmıştır. Daha sonra ise 1997 ve 2002 yıllarında ise Savaş Dincel canlandırmıştır. Konumuza gelecek olursak tekrar. Şükrü'nün çekirdek ailesi, akrabaları ve apartmanda bulunan birkaç karakter etrafında geçerken, seneler geçtikçe ana hikayenin ekseni kaymış, oyuncu kadrosu değişmiş, apartman kalabalıklaşmış ve dizide ön plana çıkan bir aile veya karakter kalmamıştır. Bununla birlikte birçok değişimi geçiren dizi için çekirdek kadrosundan ve genel havasından bir şey kaybetmediği söylenebilir. Dizinin her bölümü Şükrü'nün oğlu Ali'nin o bölüm hakkında anlattıklarıyla biterdi. Yani aslında Bizimkiler dizisi hep Ali'nin anlattıklarından izlenirdi. Dizinin ilk iki yılında Şükrü'nün ağabeyi Şevket rolünde Cihat Tamer yer almıştır. Daha sonra alacaklarının verilmemesi nedeniyle diziyi bırakan Tamer'in yerine bu role Engin Şenkan getirilmiştir. Bölüm bitince de Ali, "Babam o akşam çok diretti dayıma para vermemek için ama sofrada açılan güzel muhabbetlerden sonra yelkenleri suya indirdi" tarz açıklamalarıyla yine Nazım'ı kıramadığı anlaşılırdı. 1997'de Erdal Özyağcılar, Şükrü karakteriyle anılmak istemediği ve yeni başladığı dizi projesi sebebiyle o dönemki başladığı yeni dizide hepinizin malumudur Şehnaz Tango'dur. Kadrodan ayrılmak istedi ve ayrıldı. Yerine bir başka usta oyuncu Savaş Dinçel geldi. Dizinin yapımcısı Güner Namlı'dır. Namlı ilk iki sezonda Şükrü'nün Almanya'daki arkadaş ve iş ortağı Tarık rolüyle oyunculuk da yapmıştır. Şükrü'nün ailesi dışında ilk sezonlarda dizinin önde gelen karakterlerinden bazıları apartman yöneticisi Sabri Bey, Mehmet Akan, kapıcı Cafer, Ercan Yazgan, katil Yavuz, Aykut Oray, sarhoş Baykuş Cemil, Uğurtan Sayıner, Cafer'in kayınbabası Halil Pazarlama, Oktay Sözbir, Sabri Bey'in eşi Ayla Hanım Meral Çetinkaya, muhasebeci Ergun Erdinç Dinçeri'di. İlerleyen sezonlarda Yengeç Hüseyin, Savaş Yurttaş, Taktak Sedat, Salih Kalyon, Davut Usta, Selçuk Ulu Ergüven, Doktor Türkan, Güler Ökten, Halis Ali Uyandıran, Tahta Kafa Raşit Erdoğan Tuncel, Muvaffak Hoca Zihni Göktay, Şair Cenap Rutkay Aziz ve İbrikçi Sıtkı Cezmi Baskın gibi yeni karakterler diziye eklenmiştir. Dizide rol alan hayvanlar da ilgi odağı olmuştur. Cafer'in Jaco cinsi papağanı Maşuk, Maşuk rolündeki papağanlardan ilki kırmızı iken ikincisi gri renkliydi. Davut Ustaların köpekleri Abadi, Yavuz'un dövüşçü horozu Prens ve Ayla Hanım'ın kedisi Tontoş.
Dizinin çekimleri devam ederken maalesef vefat eden oyuncular da olmuştur. Bu oyunculardan ilki Nazım'ın arkadaşı Faik rolündeki Yavuzar Çetinkaya olmuştur. Sonrasında Nazım rolünü canlandıran Yaman Okay, 1997 sezonunda emekli hakim Hüsnü Başaran rolünü canlandıran Orhan Çağman, 2000 sezonunda Şükrü ve Şevket'in anneleri Leyla Başaran rolünü canlandıran Güzünüz İpek, 2001 sezonunda Sabri Bey'in kayınvalidesi, Büyük Hanım Suna rolündeki Latife Saruhan ve 2002 sezonunda Yengeç Hüseyin rolünü canlandıran Savaş Yurttaş, dizideki rolleri devam ederken vefat etmişlerdir. Dizinin 454 bölümüne yönetmen olarak Yalçın Yelence imza atmıştır. Dizinin künyesinde yönetmen sıfatıyla yer alan diğer isim ise Erkavim Yıldırım'dır. Erkavim Yıldırım ise 5 bölüm süren son sezonun yönetmenliğini üstlenmiş ve dizi 459. bölümüyle sona ermiştir. Dizinin yapımcısı Umur Bugay aynı zamanda senaryo yazarıydı. Bugay 27.900 sayfada toplam 24.500 sahne 388.495 diyalog yazdı. Dizinin araştırma ve öyküleme çalışmaları 8 kişilik yazar grubu tarafından yapıldı. Senaryo yazımına daha sonra Sulhü Dürek de katıldı. 14 yıl ekranlarda kalan Bizimkiler 15 sezon ve 459 bölüm toplam 5060 dakika yayımlandı. Teknik ekip 2325 günü sette geçirdi. Çekimlerde 5000 kasede 2500 saatlik kayıt yapıldı. Dizinin dış çekimleri Kadıköy, Kozyatağı'ndaki Şale Apartmanı'nda gerçekleştirilmiştir. Dizinin iç çekimleri ise birkaç apartman yanındaki Emek Apartmanı'nda çekilmiştir. Dizinin oyuncu kadrosuyla 1993-99 yılları arasında Yazlıkçılar dizisi de çekilmiştir. Bizimkiler dizisiyle ilgili eleştiriler de olmuştur. Oldu da. En çok eleştirilerden biri 14 sene süren dizinin geniş bir hikayesinin olmamasıdır. Sezonlar ilerledikçe dizideki karakter sayısı çoğalmış ancak karakterler hemen hemen her bölümde benzer davranışları sergileyip ve aynı replikleri "Benim adım Cemil, Sevim Koş, Dunkov" kullanmıştır. Bu nedenle uzun süre boyunca çok fazla değişiklik olmadan yayında kalan dizi basit ve durağan olarak görülebilir. Bizimkiler, muhasebeci Ergun ve kapıcı Cafer karakterlerin kendilerini rencide ettiği gerekçesiyle meslek gruplarında oldukça tepkisini çekmiştir bir zamanlar. 1989-1994 arasında TRT1'de, 1994-1999 yılları arasında ve 2002 yılında Star TV'de, 1999-2002 arasında ise Show TV'de yayınlanmıştır. Tekrarları 1995-97 arasında ATV'de TRT1 bölümleri yayınlanmıştır. Dizinin Interstar ve Show TV bölümleri Türk Web TV tarafından satın alınmıştır. 2009-2010 yılları arasında Türkmenele TV TRT1 bölümlerinin ilk 30 bölümünü yayınlamıştır. Umur Bugay yapılan bir söyleşide Bizimkiler dizisinin temel kaynağının ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, karakterlerin nasıl oluştuğuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmış. Aslında Bizimkiler dizisi Umur Bugay'ın akrabası ve ailesinden gelmiş olan izlenimleri taşımaktadır. İsterseniz incelemeye başlayalım. Bizimkilerin de ilk bölümü aynı Bugay ailesinin Ankara-İstanbul yolculuğu gibi bir tren yolculuğuyla başlar. Berlin'de bir sigorta şirketinde çalışmakta olan Şükrü, işinden ayrılmış, karısı Nazan, çocukları Bilge ve Ali ile İstanbul'a dönmektedir. Memlekete ayak bastıkları anda paraları bir yan kesiciye çarptırır Şükrü. Ömer Lütfü Bey'in ilk İstanbul öyküsü, Bizimkilerin
1989 yılındaki TRT'deki açılışı olur. Şükrü'nün bir yılbaşı arefesi ne kadar çok hediyelik eşya alışverişi yapıldığını düşünerek bu işte çok para var, yapılır demesi, kayınbiraderi Nazım'la giriştikleri çiçekçilik işi, Murbugay'ın ailesinde gördüklerinin dizideki yansımalarıdır. Aramızdan erken yaşta ayrılan Yamanokay'ın canlandırdığı Nazım da babasından olduğu kadar güzel sesli, yakışıklı, ut, yaylı tambur çalan kendi dayısından da izler görür. Bir de amcası vardır Bugay'ın. Mersin'de yaşarlarken dayısıyla bir olup Ömer Lütfü Bey'in imzasını taklit ederek onu bir sahtecilik işine karıştırırlar. Bu hikaye için gelin biraz daha gerilere. Umur Bugay'ın annesi Seher Hanım'ın Ömer Lütfü Bey'le evlendiği yıllara gidelim. Annem Mersinli. Pencereden birbirlerine bakarken aşık olmuşlar. Annem kolay kanı kaynayacak kimse değildi. Orada evlenmişler. Ama dedem öldükten sonra orada pek de tutunamamışlar. Büyük de bir kazık yemiş amcamda. Hüseyin amca. Biz geldiğimizde şekerciydi. Sonra kunduracı oldu. Babam onlarla yapamamış. Umur Bugay'ın dayısı aklı hep hazine bulmak, havadan para kazanmakta olan amcasıyla beraber o yıllarda Mersin'in güvenilir gümrük komisyoncularından biri olan babası Ömer Lütfi'nin imzasını taklit ederek borç senetleri düzenlemişler. Paraları da barlarda, randevu evlerinde yemişler. Gün gelmiş alacaklılar onların değil, imzası görünen Ömer Lütfi Bey'in kapısına dayanmış tabii. Ömer Lütfi Bey senetleri yırtıp atmış, alacaklıları da kovalamış ama imza onunmuş gibi göründüğü için hapis yatmaktan kurtulamamış. Bu olaylardan sonra Ankara'ya taşınmışlar. Sancılı aile ilişkilerinden ağzı yanan Bugaylar daha sonraları özel günlerde, bayramlarda bir araya yine gelirler. Pek kavgalı, gürültülü olur her yemek, her buluşma. İlla eski defterler açılır böyle zamanlarda. Hatıralarına kazınan anılar, kişiler, tartışmalar, aile arası ilişkiler Bugay'ın filtresine takılır. Karakter ve öykü bankasına eklenir. İleride bizimkilerin içinde geçen olaylara ilham veren öyküler oluşturacaktır. Umur Bugay'ın içinde büyüdüğü ailenin izleri karakterlerde hayli belirgin fakat kendi kurduğu ailenin dinamikleri de pek çok karakterde karşımıza çıkar. Şükrü'nün eşi Nazan Hanım ile kendi eşi Ayşe Bugay birbirlerine pek benzerler mesela. Şükrü ve Nazan'ın sohbetleri aralarındaki dinamik Umur Bugay ve eşi Ayşe Bugay'ın hayatlarının bir yansımasıdır. Biz hep birbirimize Umurcuğum, Ayşeciğim diye hitap ettik hayatımız boyunca diyor Umur Bugay. Nazan Hanım'ın o meşhur Şükrücüğümü işte orada. Şükrü ve Şevket'in ilişkisi ise Umur Bugay'ın iki ağabeyinin birbirleriyle olan ilişkisinden izler taşıyor. Bizimkilerin en belirgin karakterleri Sabri Bey'i, Katili, Cafer'i, Baykuş Cemil'i ve diğerlerin izlerini sürmek için Umur Bugay'ın 14 yıl yaşadığı Kapataş'taki apartmana gitmek gerekiyor. Bu karakterler ilk defa bizimkilerde çıkmaz karşımıza. Öncülleri vardır. Bugay, bir deve kuşu kabere oyunu olan fakirhaneyi bizimkilere giden yolu döşeyen ilk taş olarak görür. Oğlum Adam Olacak kitabında şöyle anlatır hikayeyi. Deve kuşu kaberede Ferhan Şensoy ile isim babalığı ona ait olmak üzere haneler oyununu yazmıştı. Ben doğumhane, misafirhane, dershane skeçlerinin yanı sıra bir de fakirhane skecini yazmıştım. Oyun çok tutmuş, izleyici rekoru kırmıştı. Bir apartmanın üst katında oturan kim geldi, kim gitti diye meraklı ev sahibi, aynı zamanda yönetici ve apartmanın kapıcısının bu ev sahibinin bıkkınlık veren sorunlarını yanıtlaması ve sonunda fenalaşarak olduğu yere yığılmasıyla biten bu fakirhane bizimkilerin ilk adımı sayılabilir. Bizimkilere giden yolun ikinci önemli durağı Kısmet Apartmanı. Umur Bugay'ın yazdığı bir radyo skeci. 3 kişilik kadrosu vardır bu skecin. Kiraları toplamak için kiracıların peşinde koşan, ödemeyenleri evden çıkartmak için her türlü hileye başvuran mülk zengini, haris ve ceberut bir ev sahibinin öyküsüdür. Kocasının bu oyunlarına yeter diyemeyen bir eşi ve kovulmamak için çiftin her türlü isteğine boyun eğen bir kapıcı vardır. Mülk sahibini Ulvi Uras, eşini Göksel Kortay, kapıcı ise Ahmet Gülhan canlandırır.
Üçüncü aşama ise herkesin yakından tanıdığı Yeşilçam Klasiği Kapıcılar Kralı'dır. Bugay şöyle anlatıyor film öncesinde yaşananları. Yeşilçam'a yazdığım senaryolar seviliyor. Atef Yılmaz, Ertem Eğilmez ve can dostum Zeki Ötten'le yaptığım çalışmalar ödül alıyordu. Bu tarihlerde kiracı olarak oturduğum apartmanda başta yöneticisi, kapıcısı olmak üzere birbirinden renkli aileler, kişiler yaşıyordu. Bir gün Zeki'ye dedim ki, şöyle iki bloklu apartman, aynı burada oturduğumuz gibi. Zeki böyle bir dudak sarkıtır önce, aman aman dedi. Dedim ki, böyle gizli kamera gibi daireleri görsek, dışarıdan bir göz gibi. Bir şey demedi, kalktı gitti. O böyledir, önce kurar kurar. 10 gün sonra buluştuk. Yapalım dedi. Heyecanlıydı. Oturduk beraber Kapıcılar Kralı'nı yazdık. Belki de en çok Kapıcılar Kralı'na yakındır bizimkiler. Cafer ile Seyit'in, Cemil ile Şevket Altun canlandırdığı Vodkacı'nın, Katil ile Nuri'nin, apartman yöneticisi Zafer Bey ile Sabri Bey'in benzerlikleri açıktır. Bugay önceki işlerinde karşımıza çıkan huysuz ve geçimsiz apartman yöneticisi karakteri, en büyük şöhreti bizimkilerle elde eder. Sabri Bey, Mehmet Akan'ın müthiş oyunculuğuyla kült televizyon karakterleri arasında yerini alır. Kimdir peki Sabri Bey? Gerçekten yaşamış mıdır? Umur Bugay, Sabri Bey'in ilhamı olan Fehmi Bey'i şöyle anlatıyor. 70'lerin sonunda 14 yıl oturduğumuz Kabataş'ta altında bakkal olan ve hakikaten birbirinden antika insanların oturduğu bir apartman alt katında yaşardı. O dönem Güner Nam ile bir reklam ajansımız vardı. Arajans diye. Güner o apartmanda oturuyordu ev sahibi olarak. Daha taşınmamıştık. Bir gün ona gittim. O günlerde hafif sakallıyım. Üzerimde de bir mont. Ziline bastım. Bekliyorum aşağıda. Bir adam çıktı. Aynı Sabri Bey gibi gelenleri karşılıyor. Almış paspası vuruyor. Utanmaz adamlar. Buraları bu kadar yıkattık, temizlettik. Böyle ayaklarıyla basa basa giriyorlar. Diyor bana bakarak. Ben de dedim ki, ya sen benden mi bahsediyorsun? Evet, kimden bahsedeceğim dedi. Ben de sinirlendim. Yahu ben geldim zile bastım. Nasıl senin yıkattığın yerleri çamurlamış olabilirim dedi. Bir yandan, burayı anarşistler bastı diye bağırıyor. Ben üzerine yürüyünce karısı çıktı. Bütün apartmandaki insanları çileden çıkarırmış. Kapıcı da dünyanın en iyi kapıcısı İsmail. Gece yarısı çağırıyorsun, buyurun der, koşar gelir. Kastamonuluydu Fehmi Bey. Kapıcının her an emrinde olmasını isterdi. Aynı Kapıcılar Kralı'ndaki Albay Zafer veya Sabri Bey gibi. Bahşiş vermeyeceksiniz. Eşek gibi gidecek, alacak, getirecek derdi. Sabri Bey, Fehmi'ye görünüş olarak da çok benziyordu. Fehmi, vaktiyle PTT'de müdürmüş. Orada da kadınların burnundan getiriyormuş. Bir de adamın apartmanda bahçeye çıkıp onun bunun evinde neler oluyor öğrenme merakı, röntgencilik merakı varmış. Bir başka gün ben bu adamın bir gırtlağına yapıştım yine. Benim karım Ayşe kavgadan gürültüden çok çekinir. O gün Ayşe apartmandan önce çıktı. Aşağıda beni bekliyor. Fehmi de İsmail'e hem yerleri sildiriyor hem söyleniyor. Bunlar insan mı? Bir selam bile vermezler, bir takdir etmezler diye. Bu arada hem Güner'e hem bana küs. Çünkü biz kapıcıyı bunun üstüne yürüttük. Niye? Kovmaya kalktı İsmail'i. Habire. Zabı tutturacağım deyip duruyor. Ben arkadan indim. Biliyorum Ayşe'ye söylüyor lafları. Döndüm gırtlağına yapıştım. Ulan dedim sen kendini Kenan Evren mi sanıyorsun? İsmail hemen kalktı. Murat Bey Allah aşkına benim hatırım için ölümü gör diyor. Fehmi de bırak bırak ben onun gibi 30 tanesini dağıtırım diye bağırıyor. Sonra hemen karısı çıkıyor. Ay kocamı öldürüyorlar diye. Aynı şeyler bunlar işte. Sabri Beyler'de olanlar da aile çıkar koşun kocamı öldürüyorlar der. Fehmi Bey'in hiç kimseyle barışıklığı yoktu. Bir gün ağrısı sancısı tutmuş. Girmiş İsmail kolu. Hastaneye gidiyor. Ama göz hep bizim balkonlarda. Ah İsmail ölsem kimsenin umuru değil. Kimse bizi bir geçmiş olsun bile demiyor. Görüyor musun? Ben de Ayşe'ye dedim ki üzüldüm herife. Belki de gidiş olur dönüş olmaz. Bu arada hınzır gibi ha. Hiçbir şey olduğu gibi yok adamda. Adam hala yaşıyor. Sapasağlam. O gün o halini görünce Güner'e adamın haline üzüldüğümü söyledim. Numaradır o. İlgi çekmek için yapıyor demez mi? Sabri Bey'in kayınvalidesi Alzheimer hastası Suna Hanım'ın merhum kocası Rukneddin Bey'i herhalde hatırlamayan yoktur.
Suna Hanım'ın ah Nurettin, görüyor musun? Senin damat pıstık çıktı gibi iç geçirmelerine kahkahalarla güler. Latife Saruhan'ı olağanüstü oyunculuğuna şapka çıkarırdık. Rüknettin Bey olarak kullanılan fotoğrafta görülen kişi aslında Şükrü'nün annesi Leyla Hanım'ı canlandıran Güzin Özipek'in bir komşusunun merhum babasıymış. Hatta o fotoğrafta gerçek hayatta az kalsın bir aile faciasına sebep oluyormuş. Bugay o olayı şöyle anlatıyor. Güzin Özipek uzun yıllar İzmit'te oturdu. İzmit'te bir komşuları varmış. Adam bir Jön Türk'müş. Hem de doktormuş. Güzin görmüş o fotoğrafı. Ben de bir adam arıyorum. Böyle oturaklı görünen, Suna Hanım'ın merhum kocası olarak fotoğrafını asacağım Sabri Bey'in duvarına. Güzin hiç üşenmedi. Bu adamın fotoğrafını aldı getirdi. Koyduk. Adamın oğlu görmüş dizi izlerken. Baygınlık geçirmiş. Ablasını aramış. Abla, babamı gördüm diyerek ablası ne diyorsun oğlum sen demiş. O da baygınlık geçirmiş. Sonra işin iç yüzü anlaşılıyor. Az kalsın Güzin aile faciasına sebep oluyormuş. Gelelim Baykuş Cemil'e. Yani Uğurtan Sayıner'e. Cemil, 2014'te hayatını kaybeten gazeteci ve yazar Erdoğan Alkan'ın ilham olduğu bir karakter. Erdoğan Alkan, Baykuş Cemil de o. Siyasal mezunu, Fransızcadan şiirler çevirmiş. Aydın bir adamdı aslında. Fakat alkolik bir adam. Bazen böyle kendini ruhi su sanıyor, sazlar çalıyor. Bir kedisi var, ikinci katta paspasın üstünde dururdu. En üst katta da Aragüler oturuyor. O zaman bekar, geç saatlerde geliyor filan. Asansör de bozuk. Binip hemen çıkarmıyor. Diyor ki bana, ulan ayaklarım ucuna basarak yürüyorum. Fakat bu apartmanın en tehlikelisi bu Erdoğan kedisi. Beni görünce başlıyor miyav demek. Kedi miyavlayınca da Erdoğan hemen kapıya çıkıyormuş. Ara gel bir bira içelim diye. Ara da yav ben içeceğim kadar içtim geldim. Bırak uyuyacağım diyormuş. Çok küfür eder tabii. Kediyi ulan bir gece de miyavlama be diyordu. Bir karısı vardı Erdoğan'ın. Kaderine küsmüş bir kadındı. Bir de oğlu vardı. Pencereden atladı bir keresinde. Kurtuldu ama. Artık babasından para mı istemiş? Vermemiş mi? Yumruk mu atmış? Kapıcılar kararındaki Nuri, Güner Sümer ve bizimkilerdeki katilin Aykut Oray ilhamı ise yine o meşhur apartman sakinlerinden. Bir gün bizim apartmana mafyoz bir takım adamlar taşındı. Apartmanda da bir albay vardı, Levazım abi. Orada da hırsızlık da yapmış. Askerin cebinden çok şey çalmış. Ceberut bir karısı vardı. Bir gün kadın aklını bozmuş. Kızıyla da kavgalı. Banyoda atışıyorlarmış bunlar. Üzerine bir şey almadan apartmana fırlayıvermiş öyle. Mafyoz adamla da anlaşmışlar bu arada. Gerçekten yaşanmış bu anları katili, eserini veya Kapıcılar Kralı'ndaki Nuri'nin habire dövdüğü karısını düşünmeden dinlemek mümkün mü? Bizimkilerin başrollerdeki oyuncu değişimleri bugün dahi unutulmamıştır. Cihat Tamer'in canlandırdığı Şevket Başaran karakteri ilk büyük değişimdir. Dizide onu seslendiren tiyatrocu Engin Şenkan yerine gelen isimdir. İkinci önemli değişen isim ise Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrılmasıdır. Bugay o günü şöyle anlatıyor. Bizim Kınalıada'da bir evimiz var. Oraya gidiyorum bir yaz günü. Size hikayemizin başına da anlatmıştım. Erdal Özyağcılar'ın diziden ayrılmak istediğini. Şimdi neden ayrılmak istediğini daha detaylı burada anlatacağım. Umur Bugay sözlerine şöyle devam ediyor. Erdal aradı. Dedi Umurcuğum artık ben kendi kanatlarımla uçmak istiyorum. Uç dedim. Yanlış anlama. İstersen senaryo için Azerbaycan'a uçarım. Uçağım düşer, ölmüş olurum. Sen düşünme onları. Ben hallederim. Sen uç kendi kanatlarına dedim. Savaş Dinçel vardı hep aklımda. Bir gün çağırdım konuşmak için. Büroda yalnızız. Bir tek Abbas Efendi gibi bir yardımcımız var. Kalsın. O kadar. Savaş beni neden çağırdığını anladım. Ama Erdal'ın işini aldığım gibi anlaşılmaz mı dedi. Ben de yahu olur mu? Sonuçta Erdal bırakmış. Ben sana böyle bir teklif yapıyorum dedi. Bana içecek bir şeyler söyle dedi. Sonra ağlamaya başladı. Böyle dürüst adamdı işte.
Sonra bir anısını anlatıyor Yaman Okay'la. Ayberk Çolak vefat ettiğinde Ankara'ya cenazesine gittik. Yaman'la. Çok sevdiği bir adamdı. Ankara'da Salih Kalyon, Ayberk'in cenazesini gusülhaneden Ankara Sanat Tiyatrosu'na getirdi. Konuşmalar yapıldı, bitti. Biz sahnenin ortasındayız. Bu dürtüyor beni. Alkışlayalım. Alkışlanacak adam Ayberk diye. Önce biz alkışladık. Sonra bir alkış koptu ki. İşte şimdi o törenlerde vefat eden alkışlama adeti böyle başladı. Yaman'ın başının altından çıkmıştır. Yaman Okay öldüğünde bizimkilerin Nazım'ı Berlin'e gitti. Ve Okay'ın anısı Nazım'la hep yaşadı. Derken yıllar sonra Nazım'ın Berlin'den arkadaşları Cenap ve Sıtkı Sabri Beylerin apartmanında boş duran dairesine Nazım'ın aracılığı ve Şükrü Bey'in kefilliğiyle yeni kiracı olarak geldiler. Dizinin tadı damakta en çok kalan karakterlerinden biri de Nazım idi. Aramızdan çok erken ayrılan Yaman Okay'ın canlandırdığı Nazım, eniştesi Şükrü ile ortaklık kurup iş yapma hayalleri kuran, parasız ama gönlü bol, her çocuğun rüyası ideal dayıydı. En yakın dostu doktordu. Sanatçı ruhluydu, girişimciydi. Ali'yi maçlara götürürdü. Her eve gelişinde mutluluk saçardı. Eniştesine illa bir iş teklifinde bulunurdu. Bu sefer tamamdır enişte derdi. Fakat bir türlü ortalık gerçeğe dönüşmezdi. Umur Bugay, bizimkilerde rolleri dağıtırken herkesin rızasını aldık diyor. Ama önce Ercan Yazgay dayıyı oynamak istedi. Ercan kapıcı rolüne ikna oldu. Sonra çok memnun da oldu. Dayı rolü Yaman'ındı. Daha ilk bölümlerden itibaren çok parlak bir rolü vardı. Biraz kaytarıcı, içkici, bohem bir adam. Herkesten bir şey koparıyor. Kardeşinden hatta kapıcıdan bile. Yaman'ın ömrü vefa etmedi. Çok renkli bir karakterdi Nazım. Sonra Cenap'la İbrikçi geldi yine. Benzer karakterlerdi ama aynı değiller. Öyle yapsak o sanatçıları yozlaştırmış olduk. Tabii ortak özellikleri var. Cepleri değil ama gönülleri zengin olan karakterler bunlar. Çocukların da çok sevdiği bir karakterdi Nazım. Yakışıklı, bileği kuvvetli. Yaman'ın ömrü yetseydi hakikaten ayrı bir sevgi yaratırdı bugün. İbritçi Sıtkı, Cezmi Baskın ve Cenap Rutkay Aziz diziye katıldığı zaman Yücel Yener hem TRT'nin genel müdürüydü hem de arkadaşımdı. Rutkay aslan gibi oyuncudur esasında ama kimilerine de itici gelir. Yücel, yahu sen ne yaptın dedi. Dedim ki iki bölüm sonra benden özür dileyeceksin. Kendimi methetmek için söylemiyorum bunu ama hakikaten iki bölüm sonra telefon açtı. Ulan dedi. Sen ne yaptın be oğlum? Biliyordum böyle olacağını. Rutkay ile sahneden tanışıyorum. Sesi kulağımda. Ortaya ne çıkacağını biliyorum. Sahne tuzu çok önemli. Sahnede diyaloglar neler geçiyor? Aralarında karakterlerin karşılıklı konuşmalar. Ben hayatımda daha ziyade komedilerde yazar oldum. Oyuncu oldum. Demek ki almışız oralardan bir şeyler. Eskiden radyo tiyatrosu vardı. Oturur, dinler, hayal ederdik. Bu işte tam da o işte. Bu dizinin başarısının nedeni biraz da şudur. Bu millet hep birbirinin arkasından konuşur. Yani ben de konuşuyorumdur mutlaka. Kendimi aklamak için bunu söylemiyorum. Dedikodu, arkadan konuşma. Yüz yüze geldi mi ah canım derler, öpüşürler. Senden iyisi yok. Ah senin gibi bir insan kaldı mı? Doğru. Bir aynı olmuştur aslında bizimkiler. Umur Bugay İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Aynı zamanda tiyatro kökenli bir oyuncu. Yönetmen, yapımcı ve dramatürdür. 1970'li yıllarda reklam yazarı da yapar Bugay. Reklam ajanslarında yazarlık yaptıktan sonra arkadaşları Zeki Ökten ve Güner Namlı ile kendi ajanslarını Ar Ajansı kurarlar. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın garanti reklamları gibi dönemin çok ses getiren işlerine imza atarlar. Yeşilçam'da çekilen ilk senaryosu Deli Yusuf'tan Habbam Sınıfı'na, Kapıcılar Kralı'ndan Bizimkilere, işte hayattan Koltuk Sevdası'na kaleminden çıkan konular zamansızdır. Öte yandan işlerinde yer verdiği çelişkiler, insani çekişmeler hiçbir derdimizin yeni olmadığını hatırlatır. İnsanları zamanın ruhunu gözlemleme ve mizahi bir dille topluma aktarma becerisini tüm oyun, film ve dizilerinde incelikli olarak görmek mümkün. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin en temel 3 seviyesidir ve 3 seviyenin hiç değişmeyeceğine söz verir bizimkiler. İzleyici o apartman arayıcılığıyla bağ kurar hayatla. Herkesin başını sokacağı bir yuva vardır.
bu yuvalar güvenlidir. Çoğunluk birbirinin arkasından konuşur ama bu bir yurdum huyudur ve zararsızdır. Kimse yer almaz. Sosyal ilişkiler sağlamdır. Mesafeler bellidir, değişmez. Sabri Bey, Cafer, Yengeç, Sultan Hanım, Taktak Sedat. Bu karakterler bazen fenalık ederler. Bazen küçüklü büyüklü uyanıklıklar yaparlar. Çoğunlukla da çıkar ilişkileriyle hayatlarını sürdürürler. Fakat kendi oyun alanları vardır. Oradan çıkamaz. Büyük yıkımlar yaratacak kötülüklerin kaynağı olmaya fırsat bulamazlar. En sahtekar karakterin bile insani yönünü gösterir Umurgay'ın hikaye anlatıcılığı. Hayatta kalmak için üçkağıtçılık yapmayı, yalan söylemeyi, adamına göre davranmayı, hatta kötülük yapmayı kendinde hak göre. Yapmazsa ya sistem ya da kendinden güçlüler tarafından ezileceğini düşünen bir kısım Türkiye insanını başarıyla yansıtır. İnsani yönlerini tüm çıplaklığıyla gördüğümüz için uyanıklıkları da izleyici doğal bir refleste sıcak bulur. Umur Bugay karakterlerini işte böyle sevdirir. Şöyle anlatıyor Bugay. Bizimkilerin hikayesini ilk TRT'ye götürdüğüm zaman rahmetli Ülkü Tamer seçici kuruldaydı. Sen doğru yoldasın. Kişileri sevdirdiğin anda dizi alır gider dedi. Ben de bunu yaptım. Geniş bir kitleyi aldım. Onları iyi tanıttığımı sanıyorum. Durmadan içen adam kahraman oldu. Apartman yöneticisi kahraman oldu. Salih Bey kayınvalidesinin parasını alacak diye neredeyse onu kucağında taşıyacak zavallı bir adam aslında. Karısı Cenab'a Aydın'a iç geçirir durur. Cenab Cafer'e Halilciğime selam söyle öpüyorum yanaklarından diye diye veresiyeleri götürür. Böyle karakterleri sevdirmişiz demek. Onlar da Maslow'un ilk iki katındaki ihtiyaçları gidererek dünya üzerindeki devamlılıklarını garantileme peşindedirler nihayetinde. YouTube başında saatler geçirip bölüm üzerine bölüm izleyip kalp sızısı sahibi olmak demek. Türkiye'nin değişen sosyal yapısını, dönüşen değerlerini iliklerine kadar hissetmek demek. Bizimkiler aynı zamanda çocukluğumuzun en güzel anıları, en sıcak hislerine tekrar canlanması demek. Bir başka bölümümüzde bir başka önemli dizimizin hikayesini anlatmak üzere hoşça kalınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir başka bölümümüzde bir başka önemli dizimizin hikayesini anlatmak üzere hoşça kalınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Derken askerlik de bitti işte. Geriye dönüp bakıyorum da ne çabuk. Hayat uymuş, çabuk geçermiş. Sırada evlilik var, iş var, para kazanmak var, çocukları okutmak var daha. Oho, uzun işler. Hoşça kalın.